gel. Mavi yumurtaya gel. İlkokuldan 5 arkadaşını bulacaksın. Asker arkadaşlarından da 5 arkadaşını bulacaksın. Mahalleden de 4 kişiyi bulacaksın. Ne kadar çok olursak o kadar çok kazanırız. Arpa, şerbet çırıltı, maya, su, arpa. Nasıl? Onlar gıdaklasın, siz kazanın. Onlar yumurtlasın, biz kazanalım. Dünya değişe dursun, bizim için manzara hep aynıydı. Ortada kıçı kırık bir masa, iki tane de yaşlı ranza. Ne demişler? Küçük insanların kaderi denize benzer. Dalgası bitmez, gel giti çok olur. Bizde dalga malga yok. Direkt gel gite bağladık. Hapse bir giriyoruz, bir çıkıyoruz. Bir giriyoruz, bir çıkıyoruz. Gerçi daha çok o bize giriyor ama neyse. Bana ne ya, ben gelmiştim. Bana ne ya? Abiciğim, mahkemeye giden adam unutulur mu ya? İçeride namaz kılıyordum. Olabilir, sen gari. Kaç yolda unutabilirim. Tanımıyor musun? Ulan maskeri ha, ne bağırıyorsun? Bir hoş ver ama ya. Benim bu dil ve devlet işlerini birbirinden ayırmam şart. Ya sus adamı lan, sen bozma. Kaç aylık askersin sen? 8. Boy kaç? Bir almış. Normalde yırtman lazım senin askerlikten. Niye aldılar ki? Tanıdık mı vardı? Evet vardı. Çok seviyorum ben askerliği. Yapma ya. Benim hedeflerim var. Memleket neresiydi acaba? Kasabonu. Merkez mi? Taş köprü, sarımsak. Tabii tabii. Yaylaları iyidir. Siz ne biçim adamsınız ya? Saçma sapan hareketlere hapse düşüyorsunuz. Bir daha jandarmayacağım. Sen jandarsan ne olacak, jandarmasan ne olacak? Yol eşittir hız çarpı zaman. Ya da başka bir deyişle yemişim formülünü. Size bir şey olmasın. Aman mahkemede göreceğim, batmayın sakin. Bu ne ağlıyor? Karısını özledi birazcık, duygusala bağladı. Kusura bakmayın. Necmi, sen bunu dilinden anlıyor musun ya? Ya otur otur, anlıyoruz. Yanımda oturuyorsun abi. Lan ben dalga geçmeyin lan. Tamam tamam, yok yok, dalga geçmeyin diyor. Fatma bizi kaçırıyor. Fatma istifade niye kafa atıyorsun lan? Morientes. Bilerek mi yaptın lan taş kafa? Ne vuruyorsun lan çocuğa? Piç. Öyle lan bakıyorum. Arkacıma bağırma askere. Tamam Gökhan. Tamam. O deniz bir adam. Tamam ne yapıyorsun? Sakin ya. Sıkarım diyor abi. Yaktırmayın lan bana askerliği. Ne dedi lan? Yaktırmayın bana askerliği diyor. Tamam tamam. Sen de birazcık sakin ol. Hemen yükselme öyle ya. Ne sen ne diyor ya? Ya abi bağırıp durma, anlamıyoruz zaten. Belki sihirbaz değildik ama biz de çok şey kaybettik. Talih olamıyoruz beyler. Ya düşme de git be! Haydi! Ne oluyor lan? Teksas'a mı geldik anasını satın? Ne oluyor? Kuş! Beyler, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. İnanıyoruz. O halde çıkacağız. Sizin gibi inançlı arkadaşlar. Kendimden geçiyorum, ne oldu ya? Gerizekalı ulan. İyiyim ben iyiyim. Ne oldu? Yürü lan, yürü. Koluna çarptı, gerizekalı ya. Kime yazacağını da çok iyi biliyorsun maşallah yani. Herhalde oğlum printer gibi adamım. Yazarım, çıktısını alırım. İcabında fotokopisini bile çekerim. Lan abdestim kaçacak. Oğlum mahkemedesiniz. Lan biraz usul erken bilin ya. Sikeceğim. Sikeceğim çenenizin boğunu. Şşt. Dursun ya. Dursun. Faça vermeyin. Oturun, oturun.
Hulusi Bey, hakim amcacığım. Ufuk'ta bir tahliye görünüyor mu bize ya? Makaranı koğuş arkadaşlarından yaptın hiç mi? Evet. Ufuk'ta bir tahliye gözüküyor Necmi'ciğim. Adalet dünyası olarak sonunda inşallah sizden kurtulacağız. Adliyenin bahçesinde toplanıp havai fişek patlatacağız. O kadar bıktık yani sizden. O derece mi ya? Hulusi amcacığım, yani bari siz makara yapmayın. Koskoca hakimsiniz. Sen de makaranı koğuş arkadaşlarından yaparsın Gökhan. Bak nasıl ciddiyet süsü veriyor. Hınzır. Kembicimle dalga mı geçiyor çönçen? Kembici çaka mı yapıyor çönçen? Yani çönçen derken yani Ufuk'ta bir tahliye var mı efendim? Olsun be! Evet ulan, tahliye edeceğim sizi. Hüseyin abi! Ne yapayım oğlum, meslek hastalığı sevince bir anda şey oldu. Ama bir şartım var. Sizi şartlı tahliye ediyorum. Şartlı mı? Şartı ne? Siz bir aradayken birbirinizi bozuyorsunuz. Sonra da toplumun huzurunu bozuyorsunuz. Bence de. Katılıyorum. Sana ne oluyor be? Susar mısınız? O nedenle birbirinize 100 metreden fazla yaklaşmayacaksınız bundan böyle. Nasıl ya? Oğlum be, hesap kitap ne lan bu? Uzaktan olmaz ki bu işler ya. Tentene diyecek. Ben arkadaşlık olarak diyorum ya. Ne diyor? Ama şimdi hakim amcacığım, yani Hulusi amcacığım, biz birbirimize ayrılamayız ki ya. Biz şu kadar acıktık, birlikte büyüdük. Ayrılamıyoruz ki biz. Aynı mahallede. Basın geri be. Karar bu. Stuttgart Yerel Mahkemesi. Başlatma Stuttgart'ını. Ama ancak efendim şimdi ayrı ayrı dediğiniz zaman bir özlem... Olmaz. İşte böyle. Kaderle rakip olup sahaya çıkarsan götün başın oynamayacak. Hiç ummadığın anda hars diye yerleştirirler. Ne yapacağını şaşırırsın icabında. Cuma'ya gelin. Cuma da geliyor. Bile biz ayrılamayız. Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Şaka değildi bu sefer. Gerçekler Gattuso gibiydi. Çift almaya gelmişti. Hem de kırmızı kart yemeği göze alarak. Daldı da. Yaprak gibi sağa sola daldık. Necmi hastası olduğu dedesinin evine, yani mahalleye döndü mesela. Yanında tavşan, ev işlerine verdi kendini. Of, hastasıyız dede. Vay be tavşanım be. Ulan şu dişi manitalı hayat ne güzelmiş be. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Daya gitsin anasını satayım. Dişi manita ne ya? Dişi manita ne? Senin erkek manitan mı oldu Necmi? Her lafa bu kadar takılmayalım birader. Lafın gelişini söyledik yani. Belki de mutluluğumuzu ifade edecek bir kelime bulamıyoruz tavşanım. Ay geldi. Ne geldi? Nonito, ben tuvalete gidiyorum. Lan! Bana Nonito, Monito deme. He, Allah Allah, hasta etmedi mi? İlk önce ben gideceğim tuvalete. Önce ben dedim, birader. Ya bir dur kardeşim, Allah Allah. Kadın kakasıyla erkek kakası bir olur mu? Kadın zariftir tutar. Erkek kabadır, oldu mu yere sıçar alimallah. Ben saçmalıyım. Kaçma lan! Tavşan, bir dakika dur! Acil!
Senin tuvalete gitmem lazım. Ulan ne? Kaçma ulan. Para sıçtım. Avşa. İlk tanıştığımızda manyak olduk yerine. Memnun olduk deseydik normal bir ilişkimiz olabilirdi. Yok ya. Bana aslında iyi geldi bu kavga. Resmen ayıktım. Kendime geldim. Kafam açıldı kafam. Allah Allah. Öyle diyorsan öyledir ama ben yine de kafamda o vazoyu patlattığım için çok özür dilerim yani. O değil de ben yaradana sığınıp sana tekme tekme attım ya. Kusura bakma, özür dilerim. Problem yok, yok. Ama ben o kafanı oturttuk da duvarda sürttürdüm ya. Hayvanım ben ya. Allah benim belamı versin. Asıl ben seni götünden bıçakladım ya. O biraz fazla oldu. Çok özür dilerim ya. Abarttım azıcık. Ne? Götümden mi? Ulan. Ha! Ah, ah. Götü. Ay, ah. Ah Necmi. Necmi, özür dilerim. Resmen götümden bıçaklamışım be. Götünü kesmişim resmen Necmi. Öpeyim. Buramı niye öpüyorsun? Götümü. Ah. Bu da sevgi falan. Ya Mustafa, selam aleyküm. Önce eti yiyeceksiniz, sonra parmakları. Yaparsın aşkım. Bam bam, çat çat. Yaparsın aşkım. Ortam yanıyor Servet. Servet, yarım kilo köfteli kıyma versene. Makbule teyze, senin ne işin var benim hayallerimin içinde ya? Servet, yarım kilo köfteli kıyma versene. Vereyim Makbule teyze, bak hayvanın sırtından vereyim. Yanıyor sırtı, yanıyor. Yanıyor. Servet, bir, motivasyonumuzu yükseltiyoruz. Nusret gibi zincir kasap oluyoruz. İki, yaşımız kemale erdi. Direkt çocuk yapıyoruz. Şimdi mi yapıyoruz? Olur, şimdi yapalım. Allah. Ayıp, ayıp. Dükkanın betinin bereketini kaçıracaksınız. Eve gidin, ne yaparsanız yapın. Dur Fatma. Dur. Bak Makbule teyze haklı. Eve gidelim. Sonra demesinler kaçak et kesiyorlar diye. Makbule teyze, ben kıymayı eve gönderirim. Fatma. Ay ben şok. Ya benim sizden tek beklentim bir hav ya. Hele sen, hele sen. Bak, kedi miyavlar, kuş cikcikler, köpek havlar ya, bir hav ya. Sırtımda kamburtsunuz siz benim. Allah Allah. Ah, ah, ah. Ulan, şuraya bak. Küçücük köpekten bu kadar bok nasıl çıkıyor? Hadi ateistler bunu da anlatsın. Bağırmayın canım köpeklere. Onlar bizim dostumuz. Bir hav diyeceksiniz. Sadece küçük, kibarca bir hav. Bağırmayayım, olur biter işte. Saygı, sevgi çerçevesi. Hanımefendi, auranız çok yüksek. Avro değil o cahil. Aura, aura. Ben ne dedim ya? Aura, aura. Geri zekalı sapık. Lan ulan. Muhabbetin içine sıçmazsanız iyi olurdu be. Hadi yürüyün. Evinde bir ürün. Gelin gelin. Zengin biri ölmüş vallahi. Son kapamasını biz yapalım. Bahşişe geçli olur. Gel gel. Selam. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Hocam kolay gelsin. Başınız sağ olsun. Çok sinek yaptım seni. Gelin evlatlarım. Gelin dökün dökün şöyle. Kardeşler dökün. Dökün. Başınız sağ olsun efendim. Efendim kaç yaşındaydı merhum? 98. Yuh maşallah 98, iki sene daha yaşasa üçlü rakamlara ulaşacakmış. Allah uzun ömür versin derken ya Allah sıralı ömür versin. Ne yaşamış bu? Bismillahirrahmanirrahim.
Dökün, dökün evladım, dökün, dökün ki huzur bulsun Mefta, cennet bahçesine dönüşsün. Yaptırayım. Oğlum ne yapıyorsun? Ayağıma değil, mezara, mezara ne yapıyorsun? Evet, kusura bakmayın, kendisi kördür de. Oğlum her tarafa dök. O da sağırdır, o yüzden duymuyor. Hey! Dökme yeter, gel. Tamam, yani biz böyle işte körler sağırlar, birbirimizi ağırlar durumdayız. Biz istemiyoruz sumu, biz kendimiz dökeriz. Hadi, 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 hadi. Olur mu beyefendi, bu bizim görevimiz, biz mezarcıyız. Ölmesi sizden, gömmesi bizden slogan da bana ait yani. Sevabı olsun diye. Ne sevabı lan? Lan, konuşmayın yalnız beyefendi. Bakın ben Fikirtepe çocuğuyum, yemin ederim tersim pis olur ha. Lavuk! Avuk derken öğle yemeğinde tavuk vardı. Tavuk. Kaçın lan! Kaçın lan! Kaçın lan! Kaç! Kaç! Silah neymiş lan? Tank sürseydiniz bari üstümüze, tank! Niye dönmüyor bu ya? Ben Müjgan. Beni hatırladı mı Gökhan? Kahvehane yudumlar iner, tane tane sohbetin her biri bahane. Göz gözü, göz beni görmüyor, kimse kimle konuşuyor bilmiyor. Bilse de pek fark etmiyor, zaten o anda iş bitiyor. Yat, geliyorum, çünkü seni seviyorum. Dur, geliyorum, çünkü seni, seni seviyorum. İstiyordum ama evlenmek istemiyordum. Erkeklerin ne yavşak bir tür olduğunu çok genç yaşta anlamıştım. Yani senin anlayacağın, seni damızlık olarak kullandım Gökhan. Ne yaptın, ne yaptın? Seni damızlık olarak kullandım. Yanlış oldu galiba hanımefendi, ben Gökhan değilim, Hikmet ben, Hikmet. Bye. Yemezler kayınço. 17 yaşında nur topu gibi bir kız çocuğumuz var. Ortadan kaybolamazsın. Harç diyorsun yani. Çalışmaya başladı. Ne giriyor abi? Allah belamı resmen vermek üzere mamı. Sen hayatın boyunca karıyla kızla takıl. Karını aldat, metresini aldat. Hatta santimetresini aldat. Ama şimdi 17 yaşında bir kız çocuğu çıksın karşına ya. Adı ne? Leyla. Leyla. Leyla, neden 17 yıl önce değil, 10 yıl önce değil, 6 yıl önce değil de bugün söylüyorsun bunu? Bu işin içinde bir çakallık var mı, imam mı? Yok canım, ne çakallığı? Tabii sizin görüşleriniz de önemli, sizin istekleriniz de önemli sizin için. Fazla. Hoş geldin, hoş geldin. İlgi alaka ne durumda Pıtırcık? Kümes Bank büyüyor mu? Şimdiden 50 bin kişi yatırım yaptı patron. Tam 500 milyon TL civarında bir birikimimiz oldu. Bunun 200 milyon TL'lik kısmını da bir ilk etapta kar payı olarak dağıttık. Herkesi yemliyoruz yani. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak hesabı. Müjgan, tasfiye için şirketi devredecek birini bul ve tetikte ol. Merak etmeyin patron. Planım hazır. Her şeyi bıcır bıcır anlatıyorlar komiserim.
Komiserim. Şu küves bahçeleri girip baskın yapıp alalım diyorum. Ya Sezgilerin bunu söylüyor. Niye deli gibi dinliyoruz Kerim? Sezgilerin öyle diyor. Altıncı hissin. Bak kızım. Beş tane his var. Ben de üç numara çok iyidir. Burnum. Ben hiçbir koku almıyorum. Patronu tanıyor muyuz? Yok. Üst akıl var mı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne yapacağız? Pıtırcıyı yakalayacağız, içeri alacağız. Pirzolasını mı yapacağız? Zaten siz kadınlar hep böylesiniz. Yok sezgilerim öyle diyor. Yok altıncı hissim böyle. Bırak Allah aşkına. Komiserim bir, alalım sorguya çekelim o zaman bu herifleri biz. İki, bu mevzunun kadınlarla erkeklerle ne alakası var Allah aşkına? Bir, şunu alırsak daha mahkemeye çıkartmadan salıverirler. İki, biz lanet olası federallerden değiliz. Ve bu garibim Çiko'nun yediği şey de lanet olası bir... Tavuk durum. Dinlemeye devam. Bestem soruyor. Çiko, aç, aç, aç. Aç oğlum, çatışma vardı geçen gün seçtiğimiz. Aç, ha. Alo. Aşkım, şimdi bir çatışmadayız. Şunları bir halledelim. Ben seni arayacağım. Canım benim. Çiko, dur, dur, dur. Dinlemeye devam. Leyla özel okula gidiyor. Masraflarını karşılamak için kredi çekiyorum. Ve işten kovuldum. Bu sene hiçbir şey ödeyemedim. Dipteyim, sondayım, depresyondayım Gökhan. İki ay cezaevine gireceğim. Ve Leyla'yı senden başka bırakacak hiç kimsem yok. Ben kimse değilim ki. Ben adam değilim ki. Ben insan değilim ki. Ben sıfırım, sıfır. Bak, seninle bir münasebetimiz oldu. Ama ben seni hiç unutmadım Mami. Hiç unutmadım. Hatta aradım, sordum, böyle soruşturdum ama ulaşamadım sana. Zart diye girdin hayatıma. Surt diye çıktın. Tamam tamam neyse. Çağır önümüzdeki hafta gelsin tanışalım. Yalnız benim vaktim yok Gökhan. Cezaevine gireceğim. Saat 5'te kapanıyor. Ne? Tanışırsınız iyice. Babacığım. Merhaba, Leyla ben. Kızım. Sen benim babam değilsin. Ne biliyorsun? Belki olurum. Memnun oldum kardeş. Ben de Gökhan. İstersen DNA testi yaptırabilirsin Gökhan. Biraz sever misin? Hastasıyım. Kesin benim kızım. Kesin. Söyledim. Aldıramaz mıyız? Hadi ablacığım hadi. Cezaevi kapanacak. Saat 5 oldu. Seni bekliyoruz burada. Hadi. Ya tamam ya tamam ya. Kaçıyor mu kadın? Hars yani. Ay kesin benim babam. Güzel kızım. İki ay sonra yanındayım. Bak babanın da senin gibi bir ruh hastası olduğunu sakın unutma olur mu? İyi geçinmeye çalış. Anne bana kardeş dedi ya. Der. Hayatımda ilk defa gördüğüm kıza merhaba kızım mı demişim ki. Öz kızımla ilk karşılaştığım zaman merhaba kızım diyeyim. Ha? Ha ya, ha. Gökhan. Lütfen sen cümle kurma. Ha bir de Gökhan. Ha?
Yok yok, paraya gerek yok. Ben köpek falan gezdiriyorum yani, ben bakarım, merak etme. Hayır ya. Ben içerideyken Leyla'nın geçici velayetinin sende olduğunu gösteren belge. İmzalaman lazım. Velayet bana mı geçiyor? Yani ben... 2 aylığına Gökhan. 2 aylığına. İnsanın böyle kızı olsun, 100 milyon dolar borcu olsun ben. Hadi imzala canım. İstiyorsan uzatabiliriz ha. Yok Gökhan, 2 ay yeter. Evet. Şurası mı? Evet. Gök. Ha, Gökhan, tamam. Bira komasına girmeyin sakın. Kim? Ben mi? Ne alakası var canım? Hadi bay bay. Bay bay dedi yani, o kadar rahat bir kadın. Sen şey yapma, dert etme. Bay bay diyor ya, hapse girerken dedim, üzme kendini. Biz gideriz şimdi, sahildeki bile patlatırız mis. Hadi, ha, üzme, hadi. Üzme kendini sen, gel. Rahat ol. Bu tip depresyonlarda bira tavsiye ediyoruz. Malt. İbrahim'cim, görüşürüz hayatım. Her zaman bekleriz ablacığım. Dükkan senin. Şeytan kim köpek be? Allah bu karın eline kimseyi düşürmesin. Müjgancığım imzaladı mı? İmzalamaz mı? Ben galiba bu adama aşığım. 18 yıl önce damızlık olarak kullandım. Bugün de can kurtaranım. Güzel. Hisse devri tamam. Müjgan, senin tarzın aynı ben. Yerleştir ama hissettirme. Yalnız... Ayağını yere sağlam bas Müjgan. Biz yanarsak kızın daha çok yanar. Borcu üstlendiğine dair imzayı da aldık mı? Ver elini Paraguay. Alem gidiyor aya, biz gidiyoruz Paraguay'a hesabı. Paraguay, Paraguay. Gidebilir miyiz artık? Paraguay'a mı? 20, 30, 40, 50. Şurası. 50 de böyle. Ha. Al. 50 senin, 50 de benim. Yıkıntı. Sokum cebine 50 lira ne ya? Partiye gideceğim diyorum. Bu parayı kazanmak için kaç tane köpek gezdiriyorum ben biliyor musun? Hadi tamam sus, ver. Hadi ayrılalım burada. Elimden tutup partiye kadar götürme bir de. Ezik değilim ben. Hadi görüşürüz. Ana. Bir öpücük yok mu be? Uy. Yerin dibine soksunlar beni. Eziklik bedenimi ele geçirdi resmen. Leyla. Kim bu? Hiç. Ay metrobüse nasıl giderim diye soruyor ya. Hadi gidelim. Dayı. Metrobüs şöyle ileride bir yerde dayıcığım. Yani ben hiç binmedim. Tabii bilmiyorum yani. Sana mı sorduk lan? Ezik. Sokuk. Çıktı oyla. Sokuk. Ulan rahatız dedik ama bu kadar da değil ya. Kim bilir kaç tane lavuk vardır içeride. Ulan akçakallar burada olacaktı ki. Mevzuyu en pis yerinden çözecektik ama. Ak Gökhan var, Ak Gökhan ya. Senin ben şansına sıçayım. Ne bakıyorsun lan? Sokuk. Adem abi. Adem abi benim acilen çakallara ulaşmam lazım. Bu işi çözse sen Hüseyin abi çözer. Sakin ol lan Mickey Mouse. Nedir? Sıkıntı. Büyük mü? Kol gibi. Hüseyin abi delikanlı çocuktur. Hallederiz. Ben babamı kaybettim Gökhan. Gökhan dur, beni bırak Gökhan. Böyle olmaz oğlum. Rezil olduk. Top muyum ben? Hüseyin abi. Yandım. Hüseyin yavaş, yerimi söktün. Ha, dur oğlum, öyle sökmeden olmaz zaten. Bir dur bakalım, şöyle zorlayalım. Dur lan. Eğil bakayım şöyle, şu tarafa mı dönsen acaba? Dön şuraya. Dön. Hissettin mi? Dur. Hayır yok Gökhan, dur gel. Bana bak. Abiler olmuş kurabiye. Memleketin çivisi çıktı, çivisi. Yandım ana! Yandım Hüseyin abi, ağzıma sıçtın. Hayırdır çocuklar? Kardeşimin kanatlarını aldık da ne oldu? Sen de farkındaysan Necmi'cim, ilişkimiz resmi olarak bitti. Şimdi önümüzde 2 tane yol var.
Ya ayrılacağız, ya evleneceğiz. Hani sen diğer kadınlar gibi evlilikçi değildin, ha? Saçma sapan konuşma. Evlilik olmadan da ilişki yürür kategorisine hemen geri dön. Şu saatten sonra bokumuzda boncuk aramayalım. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim senin anandır Necmi. Anayı bacayı karıştırma tavşan. Belden aşağı vurmayın Necmi'ciğim. Sen nereden çıktın Hüseyin abi? Hüseyin abi. Seni Allah gönderdi. Allah kitabı bu işe karıştırmayın Necmi'ciğim. Al beni al. Ah, debelenme şurada debelenme. Tabii hassas bölge. Necmi'ciğim evlilikte bu tür şeyler olur. Birbirinizin kalbini kırmayın. Bak Mualla ile rahmetliyle. Ya Hüseyin abi biz evli değiliz. Sıkıntı o zaten. Götünle mi dinliyorsun bizi? Öf. Bırak şimdi Nagaluga'yı. Sen niye böyle haneden çıkıp geldin? Bir mevzun var yoksa çocuklarla ilgili bir sıkıntın var? Ha, Gökhan haber etti. Bugün mutlaka buluşmamız lazım. Her zamanki sotede diyor. Durum çok sıkışıkmış. Gökhan Necmi'ye enzonzi de o anlar dedi. Demek enzonzi ha. Durum o kadar vahim yani. Mualla demişken aklıma geldi. Bir zamanlar böyle o zaman rahmetli yaşarken piknik tüpü benim hassas bölgeye bir düşürdü. İki hafta ayrı yattık. Keşke sanayi tüpü düşseymiş. Yürü Hüseyin abi. Ah. Seni çok seviyorum bir tanecikler. Bayılıyorum. Seni seviyorum. Kız. Ona bak. Bu sefer olacak bu çocuk ha. Tam yerindeyiz. Ha? Şimdi mutfağındayız. Ay, millet sevişmek için değişiklik olsun diye Paris'e gider. Biz salondan mutfağa dik içiyoruz hani. Ah! Düşme negatife! Geliyorum! Servet, şu anda yumurtlama dönemimde değilim. Seninle sevişip de enerjimi boşa harcayamam. Gidip kapıya bakar mısın? Hayır senin yumurtlamana! Hop, tam yükselmişim. El frenini çekiyorsun. Hop. Patlama, geliyorum! Servet, git kapıya bak. Dur, geliyorum. Servet! İbe, oraya geliyorum. Ne yapıyorsun Sigertel? Ha? Martin Sigertel, ne yapıyorsun diyorum. Hiç abi. Şöyle biraz geri dur da trafik kazası çıkmasın Servet. Abi pardon ya. Biz içeride yeğişiyoruz. Ben... Bir hallendim de. Genel olarak. Üstüne alınma yani genel. Ya. Gökhan'dan mesaj getirdim sana. Her zamanki sotede buluşalım diyor. Mesele sıkıntılıymış. Sen Servet'e haddini bil bu ade o anlar dedi. Haddini bil baba mı? Durum o kadar vahim yani. Of. Sen bana kıyacaksın herhalde. Ben kaçıyorum. Fatma! Senin elinde sonunda geleceğin yer burası işte. Bunun için her günü değerlendirmek lazım. Abi. Ulan Hikmet böyle iş yeri mi olur? Bu nedir ya? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hikmet nerede Hikmet Usta? Şişt kardeş. Hikmet Usta'nın yeri neresi? Sen duymuyorsun ha. Kardeş, Hikmet Usta'nın yeri neresi? Orada abi. Orada ne? Orası neresi? Morg'da abi. Morg'da mı? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne morgu lan? Hikmet'e ne yaptınız lan? Orada abi ben ne yapayım? Hikmet. Ne oldu sana Hikmet? Sana Hikmet. Hadi ya. Hikmet. Kardeşim sen ne zaman öldün Hikmet sana ne oldu? Hüseyin abi. Hüseyin abi. Burada da mı huzur yok arkadaş ya? Oğlum yarım saat sonra çıkarım ben dedim. 2,5 saattir içerideyim. Dondum her tarafım ya. Ay bu beni öldü zannetti. Hüseyin abi. Abi kalkmaz bir şey. Hüseyin abi. Hüseyin abi. Hüseyin abi sakin ol, ölmedim ben. Sakin ol, bir şey yok. Abicim 40 derece hava sıcaklığında biraz yatayım serinleyeyim dedim. Vallahi apış aram pişik oldu. Pudra mudura da kâr etmiyor yani. Ne güzel yatıyordun. Sen niye geldin? Hayırdır? Tövbe estağfurullah ya. Ben Gökhan mesaj gönderdi. Dedi ki Hikmet'e söyle 3 tas has hoşaf dedi. O anlar dedi.
Üç taş haş hoşaf mı? Üç taş haş hoş... Üç taş haş hoşaf ne ya? Ya nesini anlamadın? Üç taş has hoşaf. Sen ne anladın ki benim neyi anlamamı bekliyorsun acaba üç taş haş hoşaf diye? Üç taş haş hoşaf. Üç taş haş hoşaf. Üç taş haş, üç taş haş... Hiç de sorun yok. Üçü anladım da haş hoşaf mu hoşaf mı? Hoşaf hoşaf diye ne bileyim Allah. Git yokana sor bana. Mesaj bunun neresinde? Allah'ını seversen Hüseyin abi. Yürü nereye gideceksek gidelim ya. Ya zaten ödüm bokuma karıştı. Allah canını almasın. Eşek hoşaftan ne anlar zaten şu haş haş hoşaf? Ulan ya! Bağırma lan. Beş numara aynı ben. Aynı ben. Tamam. Oğlum çık. Kasana! Kasana topu ayağından. Yürü beş, yürü beş. Hadi be oğlum, hadi Huzur be. Huzur bir cacık olmaz bunlardan. Ne haber? Turfanla biber kayınço. Servet. Oh, stopaj. Gökhan Efendi, ne anlatacaksan anlat bakalım. Anladık, bir kız çocuğun varmış. Yıllardır aklımıza gelen başına geldi. Kadınlara yaptıklarından dolayı Allah seni cezalandırıyor oğlum. Vallahi ne kadar fuhuşbaz bir zındık olduğunu hepimiz biliyoruz. Da konu bence bu değil. Konu ne? Şimdi Hoca Efendi, ben kızı partiye götürdüm ya. İçime bir kurt düştü. Kim bilir içeride nasıl çakallar vardır diye. Vardır. Sonra bir hızlanır amına koyayım he. Ersi, çakalın önünde gideni varmış. Sosyete çakalı. Askeri bom çekella. Askeri bom çekella. İçeri. Yapacak bir şey yok Gökhan. Teknik olarak kızını kaybetmişsin. Geçmiş olsun. Ben senelerdir kucağa oturmadım da oturtmadım da. Niye? Çünkü caiz. Vallahi kayınço onu bunu bilmem. Kucak işi sıkıntı. Uyandırayım. Ben de orada kullanmadım değil. Beyler, ya bize ne gençlerden, yeni neslin ilişki biçiminden bize ne? Bunlar Z kuşağı. Bana bak, yarın bir gün hepimiz baba olacağız. Gençlerle tartışmayalım, kuşak çatışmasına mahal vermeyelim. Dikkat. Köfteciğim, biz ne kuşağı oluyoruz lan? İpimle kuşağım, John Benjamin toşağım. P kuşağısın sen, P, P. P kuşağı ne lan? Sokacağım kuşağınıza! Servet, Necmi, Hikmet. Geldi son sokucum. Ben onu bunu bilmem. 100 metre yasağı artık kalktı. Kızımı o yamşaktan kurtaracağız. Siz de bana yardım edeceksiniz. Yeni hikayemiz budur. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit o masum genç kızımı kurtarır. Vallahi günah boynuna Gökhan. Boynuma dolayım Necmi. Zaman. Nasıl gidiyor bebişim? İyi misiniz? Babanla aranız nasıl? Müthiş, müthiş anne. Nasıl anlaşıyoruz? Hatta tam bir baba kız olduk. Bizi birbirimizden ayırdığın için senden nefret ediyoruz ha. Tıpkı annene benziyorsun diyeceğim ama sevişme dahil 1,5 saat tanıdım kadını. Karar veremiyorum. Anneciğim öpüyorum seni. Baban da öpüyor muymuş beni? Sen de annemi öpüyor muymuşsun babacığım? Öpmüyorum. Öptük, sonucu bu oldu. Öpmüyorum. Çok öpüyormuş anneciğim. Sevgi dolu bir kelebek gibi şu an. Evet. Hadi kapat anne. Hadi bay. Anne kapat. Bay bay. Ay. Leyla yangın yerinin uzağında, babasının yanında güvende. Yani amacımıza ulaştık. Gökhan'ın atacağı bir tek imzaya kaldı her şey. Gökhan onu da attı mı hapse girer, biz de Leyla'yı alıp yurt dışına gideriz. Konsantrasyonunu bozma. Kendimi bozarım. Konsantrasyonumu bozmam Müşkan.
Şokko'nun kucağına zıplarken gördüm. Zıplama senin gibi kuralların tabiri kayınço. Bence sevgi gösterisi. Seninki sevgi gösterisi değil, sirk gösterisi gibiydi maşallah. Kurda emanet edilen kuzunun acıklı hikayesi. Bak annen gibi beni de o kara deliğe sokma. Derhal ayrılacaksın o Sisokko'dan. Onun adı Aşkili Bomçikella. Bizim mahallede ona çift taraflı bant derler. Fitilli kadife derler. Aşkili Bomçikella. Ona be! Tankut, arabadan in. Leyla çağırıyor. Tamam, sakin ol şampiyon. Dışarı. Oh, katlanmak zorunda olduklarımı bildin sen Leyla. Aşkili Bomçikella. Aşkili Bomçikella. Ay bu ne tesadüf. Sinan ben. Sinan Keçecizade. Keçecizade gillerden. Ben de Mesut komiser. Vatan emniyetten. Şaka şaka. Şaka şaka yaptım. Ben de Gökhan. Kayınço Gökhan. Fikirtepe'den, mahalleden. Aşkili Bomçikella'm, çok şanslısın. Yıllar sonra babanı buluyorsun ve kendisi şaka yapabilen bir homo sapien çıkıyor. Gülmekten altıma doldurdum. Keyfim gözümden çıkıyor. Tadımız tuzumuz kaçtı Aşkili Bomçikella'm. Çok memnun oldum. Shall we? Aşkili Bomçikella ne lan? Sisokko! Bir daha kızıma öyle şeyler söylemeyeceksin. Bak, zaten tipine uyuz oldum. Konuşma desen zaten offside. Evladım olsa böyle cebine uyuşturucu sokup attırırım içeri. Öderece yani. Aşk gitti. Bomçikella'm nedir artık? Ne boksa? Ne lan o? Bana sen ne anlarsın aşkın? Ha, götürdü. Ne anlarsın aşkın? Bir daha kızıma öyle şeyler söylemeyeceksin. Ha. Ulan sen daha kaç yaşındasın lan? Bilinç. Kayınço. Başımıza diktatör kesildin be. Daha dün bir, bugün iki. Ne oluyor? Hey. Şşt. Bir daha ihtiyarlarla böyle konuştuğunu duymayacağım. Bir gün biz de yaşlanacağız. Elden ayaktan kesileceğiz. Kafamız çalışmayacak belki de. Beyin ölümü gerçekleşecek. Çok ayıp. Kızım kendini niye çıp 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 yaptırıyorsun? Delirtme lan adamı. Ne çıp çıp bunu? Ne diyorsun lan? Bir tepe çocuğum ben. Muhakkak, muhakkak. Hayatım, sen istersen arabaya geç. Hı? Ben geri kalanını konuşayım. İnanılmaz şeyler oluyor. Acayip bir adam. Acayip. Bayıldım. Bayıldım babana. Beyler, nereden başlıyoruz? Böyle yapınca acıyor mu? Acıyor. Böyle yapınca. Acıyor Hikmet. Böyle yapınca. Acıyor. Ya, sikeceğim. Ne biçim vuruyorsun lan? Marjinalmiş gene. Zamanında bacıma Mustafa dediğini bir bulayım. Ağzının ortasına sıçacağım. Gelmiş yine yavşaklar. Ne bakıyorsun lan? Kız!
demişken ne yapıyorsun kız? Aptal, salak, gerizekalı, boş beyinli, küçük kafalı, koca götlü, dar ağızlı, minik dudaklı, makak maymunu, şuursuz müşken. Nasılsın? Ne olsun be Fatma? Kötüyüm. İnşallah senin de öyledir. Sıkıntıdayım biraz. Kız o kadar içme, yüzün senin sermayen. 2 yıla kalmadan Hüsniye teyzenin götüne döner vallahi suratın. Dertlenme be. Geldim işte, buradayım. Dert çözücü taş Fatma. Anlat kız, dökül, ne oldu? Çocuk doğurmak istiyorum. Ama evlenmek istemiyorum. Bunu kabul edecek bir erkeğe ihtiyacım var. Şanslı kancık seni. Elimde tam sana göre bir embesil var. Gökhan. Ay benim servetimin kankası. Liseden tanırsın be. Ayı gibi bir şey. Böyle alır seni duvardan duvara, duvardan duvara. Bir de ayı gibi ama aklına şu kadarcık, anlamaz. Kullanma mı kız damızlık? Olur vallahi. Gelecek mi bu akşam? Gelir, kesin gelir o. Al kullan onu sen, damızlık kullan. Kader deyip geçelim be kayınço. Çok da şey etmeyelim yani. Ya niye öyle diyorsun ya Fatma? Bak tekrar bir aradayız. Kader bizi tekrar bir araya getirdi ya. Geri zekalı. O yüzden kafamızı bokun içinden kaldıramıyoruz ya zaten. Hakim Bey en doğru kararı verdi. Ay 100 metre diye çıktık içeriden. Şu geldiğimiz hale bak, yine göt göteyiz. Yıldım yıldım, bir laf dinleyin, ayrılın artık. Ya saçmalama. Koskocaman devlet işi gücü bırakacak. Bizim gibi 4 tane embeselin peşine düşecek ha. Rahat ol, tadını çıkar. Servet lütfen. Fatma senin resmi nikahlı karın. Aa, ona karşı başkasını savunma lütfen. Tavşan kardeş, sen karı koca arasına girme bence lütfen. Fatma kardeş, ben kendimi savunabilirim lütfen. Cinsel hayatımızı askıya aldım Servet. Aldım. Kız. Aldım. Necmi sen sevgilini orada yalnız bırak. Gel burada Hüseyin abiyle kaportanın üstüne otur yani. Ya orada cümle alem benim üstüme geliyor, ağzını açtığın yok be. Yahu güzel kardeşim, sen de erkek arkadaşını bırakıp el alemle oturma orada. Gel burada kaportanın üstüne otur. Her şeyi de devletten beklemeyin arkadaş. Çocuklar benim yüzümden kavga etmeyin ya. Ben her şeyin üstüne otururum. Hop. Anlaşıldı. Alıyorsun bitisi geri. Bu işin sonu Silivri. Yıntıra atıp bilelli. Adem abi de topukladığına göre tamamen şapa oturduk demektir. Uyandırıyorum arkadaşlar. Bak bir değil, iki değil, üç değil, 4 değil, 5 arkadaşlar ya. Bakın hemen organize olup şu işe duhul olmamız gerekiyor. Bir fikri olan var mı acaba ha? Var. Leyla kızımızı Sinan denen lavuktan ayıracağız. Bu kadar basit. Nah, o kadar basit Servet'ciğim. Yahu kardeşim, bu çocuğun adı Sinan. Sinan da öyle bildiğiniz Sinanlardan değil. Keçecizade. Yani Keçecizade ailesinin bir rızık oğlu. Arabayla giderken böyle bakıp kaza yapacağın türden bir yalıda oturuyor adamlar. Yalıda. Yani kayınço, senin bu damat da var ya. 6 okka daşek var Gökhan'cığım. Bence çocuğu bir güzel dövelim. Ondan sonra kızdan uzak dur diyelim. Ay bir yaşına başına bak da öyle bir yorum yap ya. Ay yeter, salak salak konuşup benim asabımı bozmayın. Senin asabını yerim. Senin ben asabını yerim diyen dilim yerim. Ama şimdi olmaz, mevzumuz başka. Bahsettiğimiz bir kadın. Erkekçil düşüncelerle sorunlarımızı çözemeyiz. Kadıncıl yaklaşacağız. İnce ince. Leyla! Kadıncıl. Bugüne kadar babasız büyümüş. Yanında sadece anası varmış. Anlasanıza! Bugüne kadar babası olmamış yanında. Doğal olarak ilk bulduğu dala konmuş, gitmiş o yavşak Sinan'ı bulmuş. Eğer biz kızımıza doğru bir aile ortamı sağlayabilirsek o zaman o yavşaktan soğur ve ayrılır. Çünkü kızımızın şefkate ihtiyacı var. Şefkat! Doğru. Çok doğru Fatma. Aynen. Kızla karşılaştığımızda küfürlü müfürlü konuşmuyoruz, tamam mı abicim? Böyle şefkatli davranıyoruz kıza. Adaplı, usullü, yani böyle Ramazan sohbetleri öyle ya. Aferin Hikmet. Gökhan sen hiç merak etme. Çözücü de ver yoluna. Kayınço, o iş tamam. Bir yüzüm ver lan, içim yandı be. Yar 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 y
Tam aile ortamı. Çocuğum olsa burada büyütürüm, anasını satayım. Hadi. Abi iyi misin? Ah, ah, ah. İyi misin abi? Hayır, kız sen gel buraya. Hikmet ne yapıyorsun oğlum? Yine zekire bağladın. Aile, 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 aile. Haydi aile. Tabiatın kurusun bakarsam güzeller. Servet, senin getireceğin köfteye sokayım. Ya Kayıço. Küfür etmek yok demedik mi? Niye küfür ediyorsun kızın yanında? Yine başını koymalara, çıkartmalara ya. Ölüyorum burada, bunu koyayım. Çok şok geçiriyor pezenek. Küfür etme. Ay şokuntu. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl? Biriniz mangal dumanında boğulur, biriniz zikir çeker. Bir böyle saçma sapan şarkı söylemeler, dans etmeler filan. Ne oluyor ya? Siz tarikat mısınız? Yeni kurbanınız ben miyim? Yok 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 yok, ben o işleri bitireli çok oldu. Ama bu benim muhafazakar duygularımla şey yapıyorsa bak, eleştirel. Ben senin dayın sayılırım, ayıp ama bu yaptığı gerçekten. Hikmet bir sus Allah aşkına. Gel kızım oyna sen, boş ver onu. Hadi salla sen, salla. Oo. Ablanım ben senin. Oluyor. Oluyor, oluyor, salla. Leyla, sen benim kızımsın. Ne? Senin kızın mı? Baba. Yavrum sen aynı zamanda Necmi'nin kızısın. Necmi! Ortaya karışık çocuk mu yaptınız? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Evladım sen aynı zamanda Hikmet'in kızısın. Tövbe estağfurullah, yalan. Hayatımda bir kere bile cinsel münasebete girmedim maalesef ki. Kukuru iftira, kukuru iftira. Şimşeri yakmadın lan. Hemen kendimizden uzak tutalım bunu ya. Allah Allah, saçma saçma konuşmayın. Diyorum ki hani o hepimizin kızı, yani kızı sayılır. Biz resmi olmasa da kardeşiz ya, o da bizim bir kardeşimiz sayılır anlamında. Kızımız diyecektin aşkım ama kardeşimiz dedin. Tamam işte, o da bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz değil mi? Yanlış söyledin. Kızımız mı kardeşimiz, onların da şey yapalım. O zaman kız kıza ip atlayalım. Ay devrelerim yandı şu an. Hüseyin abi geldi. Hızlı. Yavaş et. Hadi be oğlum. Sen tamam. Lan kızıma çalışmayın, geç şu tarafa. Ne yaptın lan kızıma, beyin sarsıntısı mı getireceksin lan? Hikmet. Ay kızım, doyamadım sana. Abartma be kayınço. Doğru be Gökhan, dur. Bilerek mi yaptım lan sanki? Beyin damatı getirdiğimde. Ya kayınço sen... Servet yaşıyor mu? Tamam tamam, bir nefes. Açılın siz, açılın. Bir şey söyleyeceğim, bir suni teneffüs falan var. Lan siktir lan oradan! Kızım, kızım doyamadım sana. Ne oldu kızım? Kendine gel. Çekil. Aşkili bom, çekil lan. İyi misin? Niye acıyor mu? Nereden acıyor? Söyle bana. Ne oluyor lan öyle? Bom çikelle. Nereden çıktın lan sen? Soko! GPS diye bir şey var ihtiyar. Hayatım iyi misin? İyiyim burada, doktor. Kızım gel. Yok bir şey yok. Biz iyileştiririz seni. Müsaadenizle ben Leyla'yı götürüyorum. Nereye götürüyorsun lan? Götürmek ne demek lan? Buna ben hepinizden daha iyi bakarım. Doktor musun lan? Başhekim misin sen? Gel buraya kızım. Gel buraya. Hayır biz bakarız ona. Hepimiz bakarız ona. Kayınço. Sinan'la gideceğim. Haberleşiriz sonra. Ay çok minnoşlar ya. Ama kızım. Ben gidiyorum. Kızım biz ama. Sinan'la gidiyor, Sinan'la geliyor. Bunu aklınıza sokun çakallar. Ha, çakallar. Bu arada Leyla'yı gerçekten götürüyorum.
bu mu lan? Seviye bu mu? Bu mu seviye? Al o zaman. Ah, 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 bunda yalan. Ben ne dedim? Bu namussuz kötü emellerine alet edecek kızım. Kızım. Bunun ben emellerine sokayım kayınço. O zaman Fatma'nın plan yaptı. Yani tam aksine kızı çocuğa daha çok bağladı. Aynen. Ne? Ne? Nerede o? Dışarıda. Kara bulut yağmur topluyor. Birine patlayacak ama hadi hayırlısı. Evet abiler, kekiniz. Her şeyimiz tamam, kek de eksik olan. Vallahi beyler, o zaman ikinci plana geçeceğiz. Ne yapacağız? Neymiş ikinci plan? Yok yani kayınço, ilk plan tutmadı ya, direkt otomatikman ikinci plana geçeriz diye ben öyle şey ettim yani. Yoksa bir şey bildiğimden değil. Ya ben size söyledim. Bu çocuğu adam akıllı bir dövelim. Ağzını, burnunu kıralım. Yani gerekirse ırzına geçelim. Yuh. Ya gerekirse yani. Hüseyin abi saçmalıyor. Kızımız elden gidiyor. Abi, korkutacağız. Ama adam gibi korkutacağız. Yusuf, Memiş, Haydar. Açıl susam, açıl. Radar, ateşin var mı koçum? Senin onu. Hastasıyız dede. Sigara da sağlığa zararlıdır. İçmeyin oğlum. Kek versene bize ya. Ücretsiz değil miydi onlar? Hay Allah. Nerede kaldı bu ya? Hah, geliyor. Ah! Evet, selam baylar. Hayırdır? Bizim Keçecizade Sinan oldu size Mimar Sinan. 15. yüzyıla doğru koşmakta şu an yani. Süper. Söyledin mi? Ha? Leyla'dan ayrılmazsan senin gelmişini geçmişini sileriz dedin mi? Ne dedin? Tam olarak ne dedin? Nasıl oldu? Vallahi onu söylemeye vakit olmadı ya. Adam ışık kızıyla kaçtı gitti arabadan zaten. Lan çocuğu niye korkuttun o zaman? Gerizekalı mısın oğlum sen? Bir de öyle bir şey var değil mi? Gerçek bir gerizekalısın. Tam bir gerizekalısın. Sen bir de buna iş veriyorsun ya. Ne var? Bak gördün mü? Yine seni eziklediler. Gerizekalı dediler. Arkadaş ilişkilerin de bozuluyor. Bence düzel bu ilişkileri. Kızım gündüz gündüz atlanıyor musun sen? Ne yapıyorsun? Ayıkamıyorum ki ben seni. Bir dur üstüme gelme. Allah Allah. Yok, hayrola din bunun ağrına mı giriyorsunuz? Bir selamun aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bunlar kim abi? Tanıştırayım. Bunlar bizim çakallar mahalleden. Bunlar da beni patates eden arkadaşlar. Sorma Girder. Evet. Korman gereken yeri sakın unutma aşkım, tamam mı? Fatma. Hikmet. Arkadaşlar bizimle geliyorsunuz. Abi çay, kahve, meşrubat, soğuk bir şey. Aşkım sen gitmesen. Nereye gitmiyorum kızım? Olur böyle şeyler bizde. Alış artık yani. Racon mu? Hadi. Kadınlar önden. Fatma. Hadi Hikmet. Fatma kadın. Hadi aslanım. Fatma. Aynı abi ya. Mitu. Ya Fatma biz de mi gitsek? Yok hayatım, ben yumurtlama dönemime gireceğim. Alışırsın, ilişki bu. Nerede çocuklar? Bunak. Ya bir tuvalete gittim geldim. Nereye gitti bunlar anlamadım ki ben. Onun üstünden arabayla geçilir mi? Hiç tadınız yok mu sizin? Allah'ını severseniz ya. Çakallar. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu çocuk yeni nesildir. Ağzında şeker, elinde fırıldak var. Ensesine vur, ekmeğini alırız dediniz. Korkutur. Leyla'dan ayırırız dediniz.
Nah, korkutursunuz. Sizin devriniz çoktan kapandı çakallar. Seksomanyak, senin bile. Ben kendi adıma saygı duyuyorum gerçekten. Öyle mi? Ben de hep söylüyorum, geleceğimizin teminatı Z kuşağı. Anlatmaya çalışıyorum. Seks konusunda da değil zaten. Aynıyız. Senin ben tarzına sokayım lan. Bir kere ceketin içine gömlek giymemişsin. Şuursuz, büyüklerinle ne biçim konuşuyorsun? Ayarım senin kuşağını, ayar! Özür dileyim dede. Yaşın kaç senin? Ha? 69. 69 mu? İhtiyarlar. 69 çoktan geride kaldı. Yepyeni pozisyonlar var artık. Benim favorim ise pervane. Şimdi benden ve sevgilim Leyla'dan uzak duracaksınız. Aksi takdirde bizim ufaklık sizin üzerinizden geçip paspas yapacak ve sizi Zeytinburnu'nda ihraç fazlası mal diye satacağız. Şayet özür dilerseniz 10 dakika sonra sizi serbest bırakacağım. Düşünün, karar verin Göten amca. Shall we? Of of. Lan ufacık çocuktan özür diledik ha. Çok kanıma dokundu birader. Allah sorma, ben yarım ağızlı olsa özür diledim ya. Ben dilemedim. Ben dilemem. Göt kadar çocuktan. Özür mü diyeceğim ya? Ben dilemedim. Shall we? I'm sorry Sinan Bey. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür. I'm sorry. Sosyal medyada ufak tefek haberler çıkmaya başladı hakkımızda. Kelimeler yangına dönüşmeden tasfiye planı da devreye sokalım. Patron, bankada biriken parası 200 milyona ulaştı. Yarın için özel uçak tamam. Hazırlığını yap. Sen var gitmek Paraguay'a. Seni orada karşılayacaklar. Profesör, Berlin, Tokyo, Helsinki hepsi orada. Gerisine karışma. Bir şey soracağım. Ben orada bir Ferrari alabiliyor muyum kendime? Bir şey söyleyeyim mi? Salak salak konuşma. Sen önce burnundaki sümüğü sil. Müjgan, sen de bir an önce gerizekalı Gökhan'a borçları devraldığına dair belgeyi imzalat. Ve sıyır bizi bu işten. Well, well, well. Müsaade ederseniz bu imza işini ben halletmek isterim. Naber kuzeyim? Sen karışma. Aa, patron, bir kez olsun bana güven. Sonuçta bu kümes bank benim projem. Bak 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 bak. Kızımı bu işe karıştırma. Diyene bak. Bana bak. Sert bir kadın. Tüylerim diken diken oldu. Hem de hepsi. Ya kuzi, beni ne işlere sokuyorsun ya? Kuzen. Sana kaç kere bana kuzen deme dedim. Ne diyeyim lan, hala mı diyeyim ya? Ulan ben sana bayram diyor muyum? Yaprağım, ben sana Volki mi dedim? Kuzen dedim. Ulan kuzen demek Volki demek. Volki demek kuzen demek. Bunu herkes bilir gerizekalı. Bana vurdun ha? Ah! Sen de bana vurdun ama hoşuma gitti. Lan bak tamam, uzatmıyorum. Ha. Bak konuyu kapatıyorum, tamam mı? Çaktırmadan. Vay aşağılık, konuyu ben kapatıyorum. Lan özlemişim be. Ben de kuzi.
Nedir? Komiserim. Bu dinleme işinin boku çıktı artık, affedersiniz. Yani girip alalım şu herifleri, daha fazla vatandaşı mağdur etmesinler. Ya nereye giriyoruz ya? Daha hiçbir Baba Fingo'nun adını öğrenemedik. Herifler kaçacak ama. Ya burada Türk polisi var ya. Nereye kaçıyorlar ya? Ya Çiko, bu Ayşegül'e ne oldu ya? Bu nasıl bir insana dönüştü böyle ya? Kafasına göre iş yapıyor komiserim ya. Pıtırcı takip et. Pıtır pıtır kucağımıza düşecekler. Merak etmeyin ya. Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Beslem soruyor. Beslem aşka baskına giriyoruz şimdi. Bir saniye. Kırın kapıyı. Kapıyı kırın. Kedicikler kaçamaz. Kaçmasın onlar. Ben döneceğim sana aşkım. Bay bay. Gülme, gülmeyin. Dinlemeye devam. Çiko. Ayşegül. Gittikçe dibe batıyoruz arkadaşlar. Tavşanım haklı. Sen bana tavşanım demesene ya. Ben senin resmi olarak neyin oluyorum ki sen bana tavşanım diye hitap ediyorsun? Kızım senin amacın ne ya? Ha? Evlilik aşkı öldürür derler. Sen mütemadiyen cinayet işliyorsun. Mutsuzluk tarafından kiralık katil olarak mı tutuldun acaba? Siz niye geriyorsunuz masayı bu kadar ya? Ayrıca tavşan haklı. Arkadaşlar sevenlerin arasına giriyoruz. Onları ayırıyoruz. O yüzden iki yakamız bir araya gelmiyor olabilir yani. Yüce Rabbim o yüzden ayağımızı sürekli taşa korkutuyor ya. Yanlış düşünüyorsun Hikmet. Doğrusu ne Hüseyin abi? Söyle de bilelim. 50 yaşında adam, işi gücü bıraktın, evimize çöktün zaten. Doğrusu şu demedim ki, ben yanlış dedim. Tamam, Fatma da onu soruyor yani. Doğrusu ne diyor? Ne bileyim lan. İnsana siz doğruyu şaşırtırsınız. Konu neydi? Ben onu unuttum yani. Neydi? Of arkadaşlar, konumuza dönelim artık ya. Aynı benim gibi yaptı Servet. Bu karının benim tahtımda gözü var. Yok yavrum. Götüm. Hayrola Fatma? Bana mı dedin? Kendi götüme dedim. Götüm. Sen benim götümü ye be. Ay yerdim de. Doktor yağlı yeme dedi. Kuyruk ya. Ulan ben kaç yıldır bu camianın içindeyim, kendimi bir şey zannetmiyorum. Sen hangi götle kendini ne zannediyorsun? Zannetme, zannedenler zannetmeyenleri asla zannetmez. İmza götüm, otur. Ya otur otur, boş ver, o da kıdemli. En çok ben konuşacağım. En çok beni dinleyeceksiniz. Hüseyin abi biraz sessiz bir şey. İlk iki planımızda başarısız olmuş olabiliriz, doğru. Çünkü hepiniz gerizekalısınız, bu çok normal. Ama başarısızlık bizim ilham kaynağımız olacak. Servet. Bence çocuğu da sen doğur. Niye? Fatma çünkü fikir babası. Hadi. Hikmet. Üçüncü ve son planımızı açıklıyorum. Madem Leyla'yı Sinan'dan soğutmayı başaramadık, o halde Sinan'ı Leyla'dan soğutacağız. Servet ya. Oğlum 17 yaşında bir kız bu şekilde osurur mu acaba ya? Böyle kata toparkı gibi değil. Kendin gibi düşünme. Biraz daha kibar, tiz. İspark gibi. Tiz. Tamam yeter Sinan, kapat şunu. Aa, takılma bunlara. Hangi biz biraz yerlenmiyoruz ki hayatım? Sinan saçma sapan konuşup asabımı bozma benim. Ya bunların yaptığı yeter artık, abarttılar ha. Bak hayatım, biraz onlara da hak ver. Sen onların tek kızısın. Bense potansiyel bir tehlikeyim. Gelecekten günümüze gönderilmiş karmaşık bir seks makinesiyim. Hem bütün bunları boş ver. Yarın çok daha büyük, önemli bir gün. Erkeğinin doğum günü. Hadi ona odaklan. Odaklan. Aa.
Herkesin hayatına kimse karışamaz. Halletmem gereken bir şey var. Öp beni. Sonra. Ya siz kimsiniz de beni rezil ediyorsunuz ya? Kızım. Asıl sen kimsin? Sen benim babam olduğumu mu zannediyorsun? Hiç kusura bakma, 17 yaşına kadar kızının yanında olmamış birine en son baba denir. Sen benim en sevdiğim rengi biliyor musun? En sevdiğim şarkıcı, Uğurlu Sayım. En sevdiğim film, bilmiyorsun. Sen beni tanıyor musun da hayatıma müdahale ediyorsun? İlişkimi bozuyorsun kayınço! Önce bir merhaba deseydin kızına. Fuh, Allah belanı versin Gökhan ya. Sen nasıl bir babasın lan ha? Ya hele siz hiç konuşmayın. Bu Hikmet mesela. Annem hep kötü yere yakından korkacaksın derdi. Sen hiç sırıtma öyle. Köfte misin, Necmi misin, nesin? Sen torbacı mısın, nesin? Ne olduğun belli değil be. Ağzını öpeyim, yürü. Bak, eğer nikahlı karın olaydım şimdi, bu kızın ağzına sıçardım. Kayınço, bir şey desene şuna ya kız. Ne diyeyim lan? Konuşturmuyor ki amına koyayım. Ya, kaç yaşına gelmişsiniz? Hiçbir bok olamamışsınız. Şu hayatta hiçbir noktaya gelememişsiniz. Ben var ya, hayalleri ve hedefleri olan bir insanım. Beni daha fazla meşgul etmeyin. Yeter be, car. Kafamızı bandikliyorsun. Varlığından haberimiz mi vardı? Koşup yanına gelmedik, ha? Sokarım babasına, demezsen deme be. Demezsen deme! Bunlar benim arkadaşlarım. Çocukluk arkadaşlarım. Biz yanlışı kendimize yaparız. Başkasına değil. Ya Allah Allah kayınço, küçücük çocuğa niye gider yapıyorsun lan? Ya sus bir dakika, bir şey söylüyorum kıza ya. Allah Allah, ne oluyor lan, herkes de bize gider yapıyor. Vallahi patlayacağım birine ya. Nerede kız benim haplarım? Be, sıkıldım sizin tüm bu saçmalıklarınızdan. Keşke böyle kötü hatıraları silen bir alet olsaydı. Hiç düşünmezdim biliyor musunuz? İlk önce sizi silerdim. Hiç kimsenin aklında kalmayı bile hak etmiyorsunuz. Hep. Düşündüm kız haklı. Yani siz ne haklı bir genç kızın hayatına karışıyorsunuz ki? Bir de tarzını sevdim. Acımasız ve sert. Ay, aynı ben. Fatma, 1 ve 3 numaralı planı senin yaptığını hatırlatırım. Canımı sıkma şimdi ha. Otur kayınço, otur gel. Üzüldü tabii. Özür dilemeye geliyor. Gökhan Bey, merhaba. Aleyna ben. Leyla'nın kankası. Bir şey söylemek istiyorum. Normalde kimsenin üzerine karışmak istemem ama Leyla'nın kılına zarar gelsin istemiyorum. Erkek arkadaşım Tankut, Sinan'ın kankası ve bana bir ses kaydı gönderdi. Thank you. Süremiz 2 aydı. Dolmasına 3 gün var. Leyla'yı son güne saklıyorum. Doğum günüme. Paketi o zaman açacağım. Sinan. Vallahi ben onu bunu bilmem abi. 3 gün sonra Leyla'yı hala götürememiş olursam... iddiayı ben kazanıyorum. Hars! Ne diyor lan bu? Arabanın anahtarlarıyla vedalaş istersen ha. Rüyanda görürsün saftirik. Yok yok, sakin ol, sakin ol. Tamam tamam, sakin ol. Beyler, o partiye sızıyoruz. Partinin anasını, avradını ağlatıyoruz. Sonra da kızımız tertemiz alıp çıkıyoruz. Parti bizim işimiz lan. Allah Allah, var mı itirazı olan? Yok. Kabul edilmiştir. Peki plan ne abicim? Taktik maktik yok. Bam bam bam. Kahramanım be. Ulan vurdum. Ey çok varoş. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Affedersin. Gökhan. Gökhan. Çocuğu alacağız ona, alacağız. Gökhan. Shall we? We're in over.
Hastasıyız dede. Bir şart tekile ver bana. İçin için. Sonra milletin karısına kızına sattın sisokkolar. Hey hey. Ne diyorsun Bob? Kendine gel Muruk. Sen ne diyorsun lan? Sokuk! Dayı bak, yalnız ben Sinan'ın kankasıyım. Ona göre aklında olsun yani. Aa, öyle mi? Aa, Kuro. Ay, manyağa bak. Başka bir şey isteyen var mı? Ha? Ne olmuş buna ya? Tamam, içiyorsunuz, içiyorsunuz. Ondan sonra... Evet gençler, yazıkımızsın. Şuradan için bakalım hadi. Abi sen ne içmiyorsun ya? İçsene şundan. Ben içmiyorum, tövbeliyim. Böyle şeyler kullanmıyorum. Alkol, alkol deli ediyor beni. Bununla alkolle alakası yok. Ya meyve kokteyli bu. Biz amacı olmayan grubuz zaten. Alkolle falan ne işimiz olur? İç abi sen. Harbiden lan. İç abi. İç. Gökhan! Meyve suyun bu. Ha, meyve suyu, meyve suyu. İç abi, iç, 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 iç. Oh, oh. Yarasın abime. Sıcaklar da iyi yedim. Biraz acımtırak bu. Greyfurt kokteyli abi onlar. İç sen, iç. İç abi. İyi oldu. Vallahi serin serin. İç abi, iç. Oh. İç, 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 iç. Yarasın abime. Bunu da iç abi. İç abi. Yılan. Nasıl abi? Kendine geldin değil mi? Öyle bir sinerji. Enerji. Değil mi? Öyle bir şey oldu. Ne oldu abi, ne var o? Kendine gel abi, kokteyl bu. Ne içirdiniz lan bana? Ne içirdiniz lan bana? Abi kendine gel. Ne koydunuz oğlum bunun içine? Abi kokteyl abi. Bir şey atmadınız değil mi lan bunun içine? Abi atmadım. Allah belanızı versin lan. Ay. Gökhan! Gökhan ne içirdiler bunlar bana Gökhan? Gökhan! Yine mi lan? Yine mi lan? Niye benim başıma... Yanlış yapıyorsunuz! Yanlış yapıyorsunuz! Yanlış yapıyorsunuz! Abi iyi misin? İyiyim, iyiyim. İnecektim zaten. Biraz hızlı oldu. Gökhan nerede? Gökhan! Buyurun efendim. Ersol sen garsonu ne be? Herkes görev başına. Ben bu tarafa gidiyorum. Sen o tarafa gidiyorsun. Hadi bakalım. Seni denedim. Necmi! Pardon bayanlar. Gel lan sen buraya. Ulan jandarma, rahatsız. Senin burada ne işin var? Çarşısına ne geldi? Ne çarşısı lan? Çarşı mı burası? Burası party house. Hep bir sürü müzik sesi duydum. Herkes buradaydı. Oğlum her müzik sesine gideceksen işin var senin. Ya yine kime ne anlatıyorum ben ya? Sıra! Benim havamı bozma lan. Kızdırma beni. Vallahi atarım havuza. Gel buraya. Gel lan. Gel buraya. Gel. Gel. Lan bir yürü. Lan! Evet, köfteler yanıyor. Kokla, 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 kokla. Oh! Adam! Allah! Benim aşkım adamı yaktın. Kendi yandı. Of. İyi misin? Yandım amına koyayım. Bir şey yok. Şov! Partiye devam müzik! Fikirtepe şov! Beni de yak Servet. Aa, yak. Oh,
Hadi bonus kelle. Patron bıçak kesmiyor yalnız. O zaman daha keskinini getir. Anlamadı çarpışık. Kaskosu var, kaskosu var. Sorun yok. Sorun yok. Afiyet şeker olsun. İçindekileri boşaltıp buradan uzuyoruz. Sonra da dolar gibi yemyeşil bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Hayır Fatma. Bu kasayı soymuyoruz. Başarı için bu paraya ihtiyacımız yok. Nerede alın teri? Nerede vicdan? Vicdan. Amına kodumunun kasası açılsana. Elize. Oh, gel tavşanım gel. Of. Fransız tarihinin ortasına düştük. Geçeceksin bunları Necmi'ciğim. Artık yemezler. Bak yine ve yine ve yine başın çakallar yüzünden belaya girdi. Artık bir karar vermen lazım ya. Tamam mı, devam mı? İlişkimizin finalindeyiz. Çalsak mı, içsek mi? Ben diyorum Ankara. Sen diyorsun... Götüm kara. Hastasıyız dede. Hadi artık gidelim. Nereye? Çok ses anneciğim, çok ses. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ne onlar? Aa, çok özel. Sen kut. Gökhan doldur. Manyak gibi içiyorum var ya. Hikmet. Leyla nerede? Sinan nerede? Necmi nerede? Tavcan nerede? Servet nerede? Fatma nerede? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Yapacağımız şey çok basitti. Bu ikisini gözümüzden kaçırmayacaktık lan. Sen niye bu kadar hızlı konuşuyorsun? Takip edemiyorum ya. Ne oluyor Gökhan? E benim de ne oluyor lan? Yürü bulalım şunları yürü. Benden büyük var. Mortaki, Mortaki, Mortaki. Şunların tatlılığına bak be. Utanmasam götüme sokacağım. Utanma aşkım.
sen mi? Shall we? Nereye gidiyoruz biz? ...34, 35, 36, 37... Lan! Gökhan görüyorsun değil mi? Paraların maddiyatına esir olmuş iki tane itik ruh! Tövbe elinin abdest alın. Hemen abdest alın. Hemen onları içine koyun. Biz hırsız değiliz. Mevzumuz başka. Necmi nerede? Kızım ortada yok. O Sinan biçin kayıp. Hadi. Bırakın onları. Tövbe edin. Hadi. Manzaraya bak be. On. Sinancığım? Leylo. Sana ömrüm boyunca yürümek istiyorum. Hatta bazen koşmak istiyorum. Depara kalkmak. Depara kalkmak istiyorum. Kalkmak. Sen biz Sinan'ın başına gelebilecek en güzel Leyla'sın. Kalkıyorum. Hop. Ne oluyor be? Resmen emikledin beni. Boynumu ele geçirdin be. Kendini benim yerime koy. Kendini emiklemeden 5 saniye dur. Bileklerimi keserim. Emik geliyor. Ay. Sinancığım, ne oluyor be? Ne söyleyeceksen hemen söyle tavşanım. Aşkı memluya çevirdin ortalığı. Gül kokusu gibi hatırlanacak benim ilişkiyi. Sakız gibi şirip şirip patlatmanın bir alemi yok yani. Benimle evlenir misin? Nonito! Ayağına bas köfteciğim! Ayağına bas ki hamburger köftesi olsun. Servet bana bak, bu karı benden önce doğurursa vallahi doğurmam, haberin olsun. Fatma! Sen benim beyaz atlı prensesimsin. Sana hayır demek, ölmek demek. Seni böyle gram gram yaşamak için... Evet ulan! Öptü bile. Arkadaşlar müsaitseniz kızımı kurtarabilir miyiz? Kendisi şu an elden gitmek üzere. Darısı başına Gökhan'cığım, inşallah senin de çocuğun olur. Lan zaten benim o kızım be kızım, ne diyorsun? Tamam lan, ikinci çocuğu olur, o da erkek. Hadi yürü! Gel canım, gel! Aşk gibi homki kella dedik, bağrımıza bastık da. Sinan bak, içkilisin. Ve ben rahatsız olmaya başladım, tamam mı? Naz yapma lan. Naz yapma. O ne be? Senin anan sana acımamış, atmış çakalların içine. Ben de sana acıyacağım. Bu proje benim projem. Ve sen pastanın üzerindeki çileksin. Çilek. Sinan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. O çileği götüne sokarım. Birader. Sinan ya da Leyla'yı gördün mü? Ha, gördüm abi. Vallahi yürü. Yürü. Abi tamam söylüyorum abi tamam. Yürü. Tamam söylüyorum. Servet konuşturmuyorsun ki çocuğu. Abi ben niye herkesten dayak yemek zorundayım ya? Neden ben yani? Şu terlikle. Abi tamam vurdu. Tamam. Sinan'ın odasına çıktılar abi. Yukarı çıktılar. Leyla. Hayır. Leyla. Bak, vururum. kızım. Sen kendini ne zannediyorsun? Hayır onu geçtim, sen beni ne zannediyorsun? Ben bir hayvanım Leylo. Aşağıda o kadar çok meme ve göt gördüm ki birden beynim döndü. Çok üzüldüm. Şurada bir çilek olacak. Onu alıyorum ve birbirimizle bir barış imzalıyoruz. Çilek! Dağ çileği. Sevdin mi? Neymiş? Bu onun projesiymiş. Neymiş? Ben pastanın üstündeki çilekmişim. Böyle kan alırlar kayınço. Aynen böyle. Kızım!
Sen benim babam değilsin. Belki olurum, ne biliyorsun? Belki olursun, ne biliyorum? Kimse kıpırdamasın! Allah! Ay, ne oluyor be? Al şunları, çık o! Çık yukarı, çık yukarı! Memur bey, bir suçumuz yok. Gerçek. Part-time garsonluk yapıyorum gerçekten. Yoksa ben de devlet memuruyum. Mezarlıklar müdürlüğünde çalışıyorum. Efendim, ben... ocakta yemeğim var. Müsaadenizle. Ben aslında yani parti için geldik buraya. Parti var dediler, geldik diyeceğim ben yani. Ne yaptınız lan buna? Ben kafasında vazo kırdım. Tebrik ederim hanımefendi. 6 aydır bu şerefsizin peşindeydim. Kuzen Volki midir, nedir gerçek adı? Bravo. Alın şunu, alın şunu. Ölmüş mü? Öldüyse yandık, ölmüş mü? Yaşıyor pezemek. Pezenek yaşıyorsa bizim bir suçumuz yok amirim yani. Biz de mağduruz yani burada. Durun polis. Dermişiz. Bu ne lan, gerçek polis gelmiş buraya. Hay şansımız. Ne yapıyoruz peki? Orta kadar vındırdı böyle. Amirim ben DJ'yim ya. Ne DJ'yim? Ha yok, bir şey DJ'yimden değil yani de. DJ'yim o ki, ben DJ'yim. Sal bizi gidelim başka. Ben de başka bir şey DJ'yim sandım. Evet. Kim olduğunu biliyorum köfteciğim. Seni daha önce 2 kez tutukladım. Hatırladın mı? Ben Cengiz. Cengiz amirim, ne haber ya? Ya sen geçen tutuklamada yoktun. Neredeydin sen? Ben o ara yıllık izine çıkmıştım yengenle beraber. Yara kıvalık, ayvalık falan derken iyi oldu. Çiko, ne anlatıyorsun oğlum? Ne anlatıyorsun? Hadi gidin, hadi Ayşegül gidin ya. Allah Allah ya. Amirim, bir tutuklama var mı bizim için? Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası her seferinde tutuklama olacak diye bir kaide yok. Ben yavşakları tutuklamaktan yanayım. Siz garibansınız. Takılın. Ay be şeker! Takılın mı dedi o? Takılın ne ya? Tutuklama yok dedi lan. Nasıl yani? Yıllarca deli gibi kafamın içinden dışarı konuştum. Artık öğütlerimi vereceğim bir kızım var. Şimdi o düşünsün. Mesele çakal olmak da değil kızım. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Babacığım, öpeyim. Önce baba dedi. Baba. Babacığım. Babacığım. Babam. Ay ben bu gerçeğe duygulandım Serpil. Bana bak lan. Polis minibüsü geri dönmesin. Siz de taşrak geçtik deyip almasınlar bizi. Öyle lanım, ağzını bir hayra aç. İlk defa tutuklanmamışız. Keyfini çıkar şunun. Manyak mısın ya? Sadece suçlu insanlar mı tutuklanıyor oğlum? Bak, politik mizah. Bayılırım. Ya abicim, girmeyin şu mevzulara. Deli misiniz? Manzaraya bakın, keyfini çıkarın. Hatta inceden tırıs tırıs hazır tutuklanmamışken... Hadi abi, hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Gel lan buraya. Gel, gel, gel. Babacığım. Kayınço bir daha baba dedi lan. Gel. Kızım benim. Kızım. Baylar, bayanlar. Kayacak merdiven bulamayanlar. Sizlere bir manimiz var. Dinleyin yani. Müjgan. Kendi planlarının kurbanı olan Müjgan, nitelikli dolandırıcılıktan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Deli gibi pişman. Asıl mağdur benim, kandırıldım. Hepsi ayrı ayrı çocuğum gibi. Amirim buyurun, siz yiyin bari. Biz yiyemedik, siz yiyin. Hakikaten organiktir çünkü. Gezen tavuk şeyidir. Pıtırcık Paraguay'a kaçmak üzereyken paralarla birlikte yakalandı. 12 yıl hapis cezası aldı. Kamuoyu onun çok zeki bir mal olduğuna kanaat getirdi. Kuzen Volki. Kafasına yediği vazodan sonra hayatı tamamen değişti. Kendisi hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyoruz. Patron, büyük çakal olduğu için kim olduğu bulunamadı. Her yerde olabilir ve herkes olabilir. Çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıkın. Leyla, annesinin gerçekte nasıl bir insan olduğunu öğrenince şoka giren Leyla, babası Gökhan'a biraz daha fazla bağlandı. Şu an mutfakta orta şekerli kahve pişiriyor. Ha bu arada, Türk polisi affetmez, yakalar. Gari gari. Yeşil ekine
yer yedi. Dizide timsahlar, hazineyi yamyamlar. Memleketin içine edivediler gari, gari de gari gari. Yandı.